Ceza görülmedi Adnan Oktar ve kedicikleri kişisel suçlarından 891 yıl örgüt yöneticisi olması nedeniyle toplam 8658 yıl hapis cezası aldı Allah Adnan Allah. Oktar ve kedicikleri ve verdikleri ifadeler gerçekten inanılır gibi değil ya hala diyorlar ki biz onun için ölümü göze alırız diyorlar kedicikler, kedicikler, mi diyor? kedicikler. Aa. biz çok seviliyoruz kedicikler Adnan Bey'i inanılmaz seviyor herkes diyorlar. Allah Allah. Bütün hanımlarımız çok iffetlidir diyorlar. Hmm. Kediciklerle alakalı ve Adnan Oktar'la alakalı. O yüzden birçok ailenin evine ateş düşürdüler? Ha? Yani Adnan Oktar bugün baktığımızda geçmişte benim dönemlerimde 90'lı dönemler 90'lı dönemlerde bir manken kız vardı adı onu, Pınar soyadı siz bilirsiniz Bilal Bey'ciğim çok güzel bir kızdı Serap diye bir kız vardı e, bu kızları yani ailelerine bile görüştürmediler kopardılar aldılar yani birçok ailenin evine ateş düşürdü bu insanlar yani şimdi mi e, iyi insanlarmışlar ya ben şaşıyorum gerçekten bir de o bazen kızların şaşıyorum. çoğu özellikle de seçiyorlar e, hep üniversite mezunu ve lisan bilen kızlar ama e, ya aile bağları kopuk ya anne baba ayrı Traumatik çocuklar sorunları yani hep, var ama özel olarak araştırıyorlar yıllar yıllar önce Facebook'tan ben, bana hmm, bir tanesi e, tabi yok normal arkadaşlar Arkadaş, bir bayan bir, bir Efendi içlerinden bileyim zaten bayan. Ha. orada da çok sözü geçen de bir bir tanesiymiş. Tanışalım. Sizi davet etmek istiyoruz. İşte çok eğitimli bir hanımefendisiniz. İşte şöyle böyle bilmem ne arkadaşça ama her gün, her gün, her gün, her gün. Sonra bir arkadaşıma danıştım ama bahsettiğimde bir 10 senesi var yani. Sonra bir arkadaşıma dedim ki bu kadın durmadan bana yazıyor. Hani birinin aşırı ilgisi hiç tanıma tanışmadığın için beni rahatsız eder. Neden bu kadar ilgileniyor benimle? Benden ne gibi bir menfaati var? Ne istiyor benden diye düşünürüm. Bir de o zaman daha genç yaşlar. Hı hı. Tut ki ben kap, kapıldım gittim tanıştım. şimdi Ondan bu. sonra yok işte. Bazıyı... Ondan sonra içlerinden... Nasıl kurtuldun? Ben hiç dahil olmadım ki. Yani yok. Yani nasıl o takipten... Menzuya uyandım. Mevzuyu uyandım. Engelleseydim. Birkaç arkadaşıma söyledim, dedim ki, bu işte bir şey var dedim. Engelleseydin. Yıllar önce, yıllar önce. Direkt ben engelledim. De, ben de Adnan Oktar'la bir e, Hiç röportaj zaten. yaptı. O zaman bir e, TV bir TV ile ilgili bir şeyi vardı. Televizyonun, vardı. Televizyonu, vardı. Vardı. Evet, televizyonu vardı. Evet, televizyonu evet karşıda bir yerdeydi. Vardı. Evet, evet. O zamanki menajerimle irtibata geçiyor. Diyor ki Pınar Hanım diyor bize diyor, bir röportaj yapmak istiyorum birebir diyor. ne kadar isterseniz de ücretini vereceğim diyor. Allah Allah. Seni beğenmiş. Yani ben çok geçirdim. Hani hayatımda ilk defa hep çok televizyon programları yaptım ama bir televizyon programına konuk olarak hani para alacağım hiç aklıma gelmezdi. Neyse biz katıldık o programa. Şimdi e, gayet nazikler. Gayet hmm. e, böyle bir eee sükunet, bir hiyerarşi var ama kendi içlerinde hmm. bir hiyerarşi var. E, röportajımı yaptım. Ben de tamamen iyi niyet, iyi duygularla. Hani Hatta doktor kendisi mi soru soruyor? Kendisi sormuştu bana. Hmm. Evet, kendisi sormuştu. E, yalnız etkileyici bir tarafı vardı adamın. Bakışları ve gözleri. Böyle sanki seni hipnotize ediyor gibi bir şey gibi düşünün. Ve ben de ona hiç inanmıyorum ya. Bakacak. İnşallah vardı. hocam, maşallah hocam diye diye diye. O, diye, o, diye. o, o değildi. Ya bir bakışla mı yaptırıyor yani? Yaptırdı bunca şeyi. Çok güzel ruhani bir söyleşi geçti ve sonrasında bana teşekkür etti ve ben ayrıldım. Ondan sonra tabii ki insan o zaman daha bu kadar açığa çıkmamıştı olaylar. E, sonrasında ee, benim böyle dikkatimi çeken, ilgimi çeken bir durum vardı. Koskoca bir e, yer, e, değişik değişik villalar var içinde Hı -hı. ama böyle bir koru gibi bir yer düşünün. Ee, herkes orada yaşıyor. Yani evet. Onlar koloni gibi bir villada Evet mi? orada yaşıyorlar. Bana şunu söyledi bir, bir, bir gün. Ya dedi ben seni bundan dedi. 20 yıl önce dedi tanısaydım seni asla bırakma. O ne demek dedim hocam. O ne demek dedim. Ondan sonra şimdi çoluk çocuğum var dedi bana. Bak Allah'tan çocuğum varmış o zaman demek ki. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sonrasında bu kedicik olayları başladı. Bu O zaman daha bu kadar bu kedicikler bu halde, bu şekilde, bu görüntüde değillerdi. Onun içinde, onun yanında, onun hayatında hep böyle kadınları vardı da televizyon sevdasına kapılınca televizyon kanalı kurunca milyonlar da o kedicikleri tanıdı gördü. Ya Ta, işte bilmiyorum evet. ben. Yoksa bilmiyorum. Yok hep, hep yanında akar. güzel Ama insanlar kedicik vardı. olarak tanındılar. Kızları evet. öyle bir hale getiriyor ki tek tip Evet, evet. Aynı i̇şte, görünümde de, yani kızların ne akrabası tanıyabilir geldikleri bu hali, ne anaları ne babaları o yüzden tabii, bu kadar tabii. estetik yaptırılıyor ben, tanınmayacak hale getirilmek için. Beni gerçekten o zamanlar demek ki Allah korumuş bazı şeylerden çünkü benim kendi camiamda 90'lı yıllarda birçok e, mankeni ve birçok e, televizyon sanatçısını e, kapatarak işte böyle bir kılıf, değişik değişik kılıflar. Yani bir istikrarsızlık var, bir dengesizlik vardı yani zaten. Ben de 80'li yılları 80, da ben hatırlıyorum. 80'li evet. 90'lı yıllarda bu ülkeyi yönetenler bu adalet sisteminde, emniyet sisteminde söz sahibi olan yetkili bazı insanlar en tepeye kadar maalesef Adnan Roktar'ın bu yaptıklarına yol verdiler. Ha, o yaptıklarına işte maalesef yol verdiler. Bu bir şekilde bütün her şeyin üstünü örtüyordu. Senin dediğin, senin söylediğin o genç kızları, genç çocukları kafesleyip, onları aldatıp kendi e, yanına, uhdesine çekmek ve onları kendisine bağlamak. E, onları adeta beyinlerini uyuşturup kendi hayatlarını yaşamalarına müsaade etmemek, aileleriyle görüşmesini hmm. yani engellemek. Yani birçok ailenin Tabii, canı yandı bu ya konuda. Ya insanlar savcılığa gidiyorlardı, bir netice alamıyorlardı Evet. Ya. Zamana yayılıyordu müracaatları ve bir netice alamıyorlardı. Şimdi, bir, bir sürü çocuk heba oldu, kayboldu. Yani gençliklerini yaşayamadan heba oldular. Bir sürü genç, bir sürü insan. Sadece kız değil, kedicikler değil bir de erkekler, erkekler var. De, Çok yakışıklı. Tabii. Onlar da mesela... E... Beni gördü, benimle flört etmeye başladı. İkinci gün, üçüncü gün beni hocaya götürüyor. Tabii, tabii. Adnan hocama götüreyim tabii, tabii, diye tabii, tabii, götürüyor. Tabii. Ondan sonra seni oradan biri yapıyorlar. Tabi tabi. Bak olaya bak. Beyin Beyin beyi yıkıyorlar ve Ama ilaçlar da. çok kullandılar. İlaçlar da musunuz? kullanılıyor. İddialara göre ilaçlar da kullanılıyor. Tabi ilaçlar da kullanılıyor. Din, ve şimdi bir gazeteci mesela diyelim ki bunu ele dinluları. aldı. Bir gazeteci, kuvvetli bir gazeteci mesela iyi bir gazeteci bu konuyu ele aldı diyelim. Bunun peşine takıldı ya gazeteci. Gazetenin o gazetecinin bir kere her türlü peşine düşüyorlar. O gazeteciyle uğraşıyorlar. Ondan sonra o gazetenin sahibine kadar bir sürü açıklarını arıyorlar, bir sürü şeylerini yapıyorlar. Tehditler havada uçuşuyor. Yani insanı kendisiyle uğraşmayacak, gazeteciyi bu haberin üzerine gitmeyecek şekilde bıktırıyorlar. Her türlü bir sürü gazeteciye bir sürü şantaj da yapıyorlar. Şan... Her, değil mi? Her, şey, her her şey, her şey, her şey. Ama öyle bir atlanıyorlardı ki? Ür, tertemiz sütte hiç leke var bunlarda yok. Allah o şekilde Allah aklanıyorlardı. Allah. O zamanki gibi, sistemin içindeki insanlardı o zaman bunlar yani. Tabi onlardan da adamları vardı. Hmm. Yani sistemin içindeki söz sahibi kişilerden de adamları vardı maddi manevi e, bunlardan menfaati olan insanlar yol veriyordu bunlara. çünkü inanamıyordum yani televizyon kanalı kurup da yani, diyordum ki yani nasıl izin veriyorlar Bir diyordum çok ya. Birçok sanatçı gitti. Nasıl... Birçok sanatçı gitti mesela orada röportajlar evet, yaptı. Evet evet ya. Hep hemen... yani o zamanki selebrite isimler özel seçiliyordu ve gerçekten hani e, belli bir para veriyorlardı oraya çıkalım diye. Ben ben aldım mesela ve şaşırarak aldım. Allah Allah dedim ya. ilk defa bir televizyon hani konuk evet, olarak gittiğim Evet normalde ücret almazsın yani. Evet evet. İşte parayla, onunla, bununla insanların gözünü çok boyadılar. İşte bu ailelerin e, kızlarını da böyle şa şaşa işte kimisini Öyle dinle yapıyorlar. Kimisini evet. dinle. Kimisini marka elbiselerle, alıp işte arabalarla alıp zaten seni yeniden dönüştürüyor. Seni alıyor. Evet. İşte sana yeni bir görünüm Hı veriyor. Ya. Estetikler yapıyor. Önce tanınmayacak hale getiriyor. Ondan sonra seni o çok lüks bir mağaza var ya oraya götürüyor. Dünya markalarından kıyafetler. Sonra son derece lüks bir araba veriyor, veriyor altına. altına. Diyor ki sana diyor muhteşem bir hayat sundum ama artık senin bütün hayatın Bu... bende. Evet. Hayattaki her adımı bana ait sonsuza dek diyor. Evet. Yani ama bunların içerisinden bir tane kız kurtulmuştu. Hatta itirafçı olmuştu Bilal Beyciğim hatırlıyor musunuz? Çok fazla o, evet, var. Ceylan da yanılmıyorsam yönetmenim değil mi? Ceylan mıydı ismi? Ceylan diye bir kız. Ceylan. Yani e, onun ben bir röportajını görmüştüm bu konuyla alakalı. Uzun yıllar dedi Tra, e, travmayı atlatamadığım travmalar evet. var ve e, Psikiyatris e, tedavisi gördüm dedi. O kız yanlış bilmiyorsam... ...üç tane dil biliyor, iki üniversite mezunu evet, dedi. Çok da zekiler Çok, çok güzel bir kızdı. Secioslu. Özellikle öğrenciyi evet. seçiyorlar. Evet. Başarılı, yani. başarılı gençleri seçiyorlardı. Cık. Güzel, başarılı Vallahi gençleri seçiyorlardı. Vallahi şimdi çeksin cezasını. Bak, o kaç kadar sene, ailenin canını yaktı. Kişisel suçlardan Heh, 891 yıl... İtirafçı Ceylan. evet. Kişisel suçlardan 891 yıla mahkum oldu. Ve bu bir çete olduğu için üyelerin işlediği tüm suçlardan da sorumlu tutulduğu için 8658 yıl Ayrıca hapis cezasına mahkum oldu. Müebbet mi demek oluyor Yok, bu yani? Yo, Yok, daha daha, daha 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 beter. Daha he, beter daha daha hiçbir beter şekilde yani. çıkamazlar Normalde yani. 25 yılda çıkarsın hiç ne çıkamaz. olursa olsun. Hı -hı. Bu hiç şimdi çıkamaz. hiç çıkamasın diye e, devamlı şey yapıyorlar. Yani birinden kurtulsa öbüründen afa uğramasın gibi. Evet. Kendisini me me Mehdi olarak gösteriyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Onların bile bir kitapları ne vardı. Ya? Bana böyle <laughs> bir şey kitap verdiler. Annem gördü o kitapları. Anne dedim bak dedim işte ben de o zaman böyle hani e, kendi dinimle alakalı bir şeyler hani böyle araştırırsın ya hı -hı, kendini hı -hı, geliştirmek hı -hı. açısından. Annem o kitapları bir gördü hemen dedi bu kitapları çöpe atıyorsun Tabii canım. dedi. At bu kitapları be, yani anlatabiliyor muyum? Ki? Kendi ismiyle Har yapmıyordu Harun Yahya ismiyle Yah yapıyordu. Harun ismiyle ama kendi de yazdığını düşünmüyorum ben. Kendi Yok de canım ne yazacak bence. Allah aşkına ya. Ama e, çok e, garip garip şeyler vardı o, o kitaplarda bakmışım sonra annem hepsini attı çöpe. Evet. Diyordu ki kadınların örtülmesine gerek yok, açık da namaz kılınır diyordu mesela. Değişik değişik şeyler. Şimdi sen dini mi? Tövbe tövbe. Şimdi sen bildiğimiz şey mi değiştirmeye çalışıyorsun? Bunu Nasıl söyleyebiliyorlar e, yani? Kendi mehti böyle falan bir şey. ilan etmişti canım ama bir bu, dönem. Bu, ama bu normal bir yani konu bu, değil ki bu, yani. Bu, e, kaçıklık, bu çok hassas bir şey. A, akıl evet. sağlığının yerinde olmadığını da gösteren bir i̇şte durum. yani. Bir sürü şeyler yapıldı zaten önce ifadeleri alınırken onların aylar sürdü ya. Aylarca gittiler geldiler biliyorsun. İşte. Çeksin cezasını evet. canım. Çeksin cezasını. Şimdi cezası. artık zaten. Çeksin cezasını. Hem Allah cezasını. karşı yaptıklarının cezasını çeksin. Hem de kanunen çeksin. Evet. Hala sosyal medya üzerinden de destek isteyenler bilmem ne troll troll hesapları varmış. Allah Allah. Evet. Hala bir sürü onunla, hesap. Yani yol yürüyenler mi var anlamadım.